Ula ula yavaşla. Yaptın mı çişini? Yürü abayla yapalım çişini de. Gel böyle gel gel gel. Ula. Bitti mi ula? Bitti mi? Akıllı çaydanlık. Çiçi bahane edip temiz park havası alışın böyle. Bahadır geliyor da boş ver. Gene böyle atla. Hop. Atla buraya. Yaramaz seni. Uy. Bak evi Temel. Uy. Merhaba genç sözlüler. Merhaba Temel abi. Oo, ne haber çaydanlık? İyilik geçene de. Hayırlı uğurlu olsun komutan, tayin olmuşsun. Sağ ol Temel, öyle oldu. Yakına gelmişsin ha, iyi sevindim. Biz de çok sevindik. Levent, hazır görmüşken Temel abinin davetiyesini verin. İyi ki hatırlattın Ebru. Oy, ne davetiyesi de? Nişan davetiyesi, nişanlanıyoruz Temel abi. Oy, öyle mi de nişanlanıyor musunuz? Hadi hayırlısı. Buyur Temel, bekliyoruz. Gelmem mi de tabii geliyorum. Uy, tarihi de çok yakınmış da. Öyle, onun için acele ediyoruz. Bugün bütün gün davetiye dağıtacağız. Hadi, ben sizi tutmayayım da siz davetiyeleri dağıtın. Baba, komutan, bir yardımım olursa çekinmeden söyle ha. Sağ ol Temel, söyleyeceğim. Güle güle Temel abi, görüşürüz. Güle güle, güle güle. Uy, darısı bizim başımıza. Değil mi ula? Hadi bakalım gidelim. Hay Allah. Bunlar da durdular durdular. İki ayağımızı bir pabuca soktular Haydar Bey. Ne yapsın çocuklar Müzeyyen Hanım? Çok bile beklediler. Öyle ama telaş da bize düştü. Bunlar tatlı telaşlar Müzeyyen Hanım. Tatlı telaşlar. Atkım neredeydi? Portmanto'da asılı. Kimseler unutmamışımdır inşallah. Tadriye Hanımlar. Seher Hanımlar. Meral Hanımlar. Muhtar Bey'inkini unutmayın Müzeyyen Hanım. Onlarınkini Leventler vereceklerdi. Kaç gibi dönersiniz Haydar Bey? Bir saate kadar burada oluruz. Siz gelmeden davetiye işini bitirip döner miyim diye düşündüm. Ay vallahi nasıl kalkacağım bunca işin altından bilmem. Şikayet mi ediyorsunuz Müzeyyen Hanım? Aşk olsun. Ay ne münasebet canım. 40 yılın başı kardeşiniz ta kalkıp Antalyalardan geliyor. Lafı mı olur? Levent'in annesiyle babası da geliyor. Ay nerede yatıracağım bunca adamı? Aman. Ali geldi, ben gidiyorum. Ben de çıkıyorum. Davetiyeleri unuttum. Canım benim. Demek Ebru'cuk muradına eriy. Darısı sizin başınıza kızım. Uy. Bakıyorum da sen beni bir önce başından sepetlemek istiyorsun. Bak şunun dediğine. Lakin benim henüz bir yere gitme niyetim yok. Tamam tamam, gitme bakalım. Şimdi de senden biraz para talep rica ediyorum. Çünkü yemeklik alacağım. Yeter mi? Yeter de. Yetmezse adresim belli. Yine gelir alırım canım benim. Uy, Handan Hanım buraya doğru geli. Handan Hanım mı? Handan Hanım gelmeyin. Hayret ki hayret. Hadi ben gidiyorum. Görüşürük babacığım. Bu nasıl Handan Hanım? Yok yok, o çok büyük. Bize fazla gelir. Daha küçük bir şey olsun. Bu nasıl? Tamam tamam, o daha iyi. Merhaba minik serçe, nasılsın? Ah Fadimeciğim, merhaba. İyiyim kızım, sen nasılsın? Demin muhtarlığın önünden geçtim. Muhtarlığa uğramadın. Ne işim varmış benim muhtarlıkta canım? Oy, şimdi de öyle mi oldu? Buyurun Handan Hanım. Sağ ol Ethem, hesaba yazıver. Hadi Fadime, görüşürüz. Bunları eve bırakıp daha Seher Hanım'a iğneye gideceğim canım. Hadi hoşça kal. Güle güle, güle güle. Sağlıcakla kal. Neyse, bana da oradan iki kilo... Fadime, bir... Dur ula dur. Sen de mi ola ben diyeceğim. Oy, sözlüm. Nasılsın? Haçam bugün çok neşelisin kız Fadime. Merhaba Manavcı. Merhaba Temel. Al bakalım çaydanlık, bu da senin aracın. Bakar mısın? Buyur abi. Nereden böyle, parktan mı? İki mi? Çaydanlığı çiçe götürdüm de. Dönüşte de Ebru ile komutana rastladım. Bak bana ne verdiler. Ondan bizi de var ulan. Babacığıma vermişler.
He, ne güzel nişanlanıyorlar değil mi kız Fadime? He, birbirlerine de çok yakışıyorlar. He, öyle. Hacan, biz de nişan davetiyelerimizi abayla elimizle dağıtırız değil mi kız? Olur mu ola? Ayaklarımızla dağıtalım. Bizim davetiyelerimiz abayla kocaman olsun da. İstersen gazeteleri de haber verelim. He? Olur. Televizyonları da haber veririk. He, tabii çağırırız da. İstersen uçak tutup İstanbul'un üstünden davetiyeleri atalım. İyi de sokaklar kirlenir de çevremizi koruyalım değil mi? Ben bizim de ben atayım. Kaç senedir kardeşini görmüyordu şekerim. Bir telaş, bir kıyamet karşılamaya gitti. İyi, bak nişan vesile olmuş demek. Öyle valla. Kaç zamandır söylüyorum. Kalk biz gidelim. Hem bir hava değişikliği olur diyorum. Ama bizimki yerinden kıpırdamaya kira istiyor. Kardeşi Antalya'da oturuyordu değil mi? Antalya'da. Emekli adam, kimsesi yok. Denize yakın bahçeli bir evi varmış. Aa, kafasını dinliyor. Hiç evlenmemiş mi? Hayır, hiç evlenmemiş. Kısmeti kapalı zar. Oo, merhaba lütfen. Gene ne kaynatıyorsunuz? Lütfen Hanım, iyi ki geldiniz. Ben de bir kapıdan kurtuldum. Buyurun. O ne lütfen? Bizim Levent'le Ebru'yu nişanlıyoruz. Allah kısmet ederse. Hayırlı olsun, çok sevindim. Kusura bakma artık şekerim. Böyle ayaküstü oldu ama. Ne yaparsın? Daha bir sürü yere davetiye bırakacağım. Çok daha zaman kalmış. Ya sorma. Kızlar bana müsaade, sonra görüşürüz. Hadi canım, güle güle. Yine bekleriz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle lütfen. Bizimkiler de neredeyse döner. Hadi güle güle. Bir çay içer misin canım? Bir çay alırım. Haydar abicim. Bakıyorum birbirinize kavuşunca keyfin yerine geldi. Gelmez mi Ali? Kardeşimi çok özlemişim valla. Kaç yıl oldu Hüseyin? 3 sene oldu abi. O kadar oldu ha? Oldu. Sizin nikaha gelmeyi çok istedim biliyorsun ama aksilik. Hastalanıp yorgan döşek yattım abi. Bakan da yok tabii. Yok ya. Ama alıştık artık. Kendimize bakmayı öğrendik. Aslanım benim. Gelmişken biraz kalın bari. Vallahi bilmem ki, çok kalamam herhalde. Ne demek kalamam? Öyle C deyip gitmek yok ona göre. Rahatsızlık vermek istemem sizlere. Rahatsızlık mı? Vallahi yengen duyarsa çok bozulur ha. Ne kadar istersen kalabilirsin. Müzeyyen Hanım çok memnun olur. Ay 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 ay. Ay. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bunları atabilirsin mehpare. Cebe mi Handan teyzem? Hayır sokağa. At camı, at sokağa. Çevremizi kirletmeyelim annem annem. İlk defa doğru bir laf etti, o da yersiz etti. Canın yanmadı değil mi Seher Hanım? Yanmadı ama iğneleri ola ola kevgire döndüm. Ama bak faydası oldu, ağrıların geçti. Aman, benim ağrılarım geçmez artık, yaşlandım yaşlandım. Kadın ilk defa yaşlılığı kabul etti. 18'indeyim diyecek hali yok ya. Ben bu yaşımda bile 18'likleri cebimden çıkarırım. Ayol bu da bir garip. Hmm. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Alemsiniz vallahi. Beni bile güldürdünüz. Güle gül, gül. Kaç zamandır az mı ağladın? Aman karıştırma şimdi onları. Deşme kadının yarasını. Mehpare. Mehpare kapıya bak. Baktım annem annem. Aa, vallahi zekası açıldı bunun. Edirne kapı mı, top kapı mı, çatladı kapı mı? Hangi kapıyı sormadım. Aa, herkes buradaymış. Hoş geldin Müzeyyen. Hoş geldin Müzeyyen. Hoş bulduk. Bakın size ne getirdim. Oo. Aa, ne oluyor ayol? Nikah mı tazeliyorsun? Yok canım. Ebru nişanlanıyor Ebru. Aa. Ben de davetiyeleri dağıtıyorum. Durdular durdular, bir anda karar verdiler. Hayırlısı olsun. Bu sizin. Evet, bu sizin. Bu sizin. Sağ ol. Efendim, bu da sizin. Annem annem, ne yazıyor? Ay ay, çok heyecanlı şeyler yazıyor. Sahi mi anne? Sahi sahi. Nişanlanıyoruz, siz de bekliyoruz diyor. Ay, dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi. Nişan telaşı kolay mı? Onlar nişanlanıyorlar, biz yoruluyoruz. Misafirler de cabası. Yok ya, misafir de mi var? Evet. Haydar'ın akrabaları bizde kalacaklar. Gece yatısına. Aman 40 yılın başı olacak o kadar. Biz de bir şey demiyoruz canım. Mehpare çayı koy, şunu da oraya kaldır. Aa, ben kalkacaktım.
Aa, nereye ayol son havadisleri vermeden? Ne havadisi? Bu da anlamazlıktan geliyor. Ayol muhtarla son durum nedir onu soruyorum. O iş bitti. Bitti mi? Yani benim için bitti. Sana da bu yakışır, bravo vallahi. Aa, niye öyle diyorsun? Hayatının sonuna kadar dul mu kalacak? Yoo, niye dul kalacakmışım? Karşıma iyi biri çıkarsa evlenirim. Nasıl biri ha? Şöyle yatı katı altında arabası olan biri mi? Yok canım, genç kız hayali bunlar. Bizden geçmiş, aklı başında, yaşı yaşıma uygun. Kimseye mühtaç olmadan geçinip gidecek durumu olsun yeter. Ha, bir de çöpsüz üzüm olsun. Biliyorsunuz bunca zamandır Fadime'den az çekmedim. Bundan sonra çoluk çocuk derdi çekemem vallahi. Dur bakalım, tekrar edelim. Yaşı yaşına uygun olacak. Çöpsüz üzüm olacak. Kimseye muhtaç olmayacak kadar da varlıklı olacak. Canım bir evi olsun yeter. Nerede olacak evi? Levent'te mi? Etiler'de mi? Yoksa başka bir yerde mi? Aman nerede olursa olsun. Hatta İstanbul'dan bıktım. Şöyle güneyde müneyde deniz kenarında bir köy evi bile olabilir. Evet hanımlar, duydunuz. Hadi bakalım kolları sıvayalım. Yok ayol yok. Benim acelem yok. Laf açıldı da öylesine söyledim. Kısmet. Ellerinize sağlık yengeciğim. Yemeklerin çok güzeldi. Afiyet olsun. Şimdi sıra tatlıda. Vallahi bu gidişle birkaç kilo alıp Antalya'ya öyle döneceğim. Yemene bak, yalnız adamsın. Böyle ev yemekleri bulamazsın. Sahi, tek başınıza neler yapıyorsunuz? Evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Yalnızlık zordur, zor. E tabii, bir başına olunca insan evde bir nefes, bir ses arıyor. Aramaz mı? Allah'a şükür, para konusunda rahatım. Kimseye muhtaç değilim. E çoluğum çocuğum da yok. Şöyle yaşıma uygun birini bulsam evlenirim tabii. Kısmet tabii. Kısmetin nerede, ne zaman çıkacağı belli olmaz. Sakin ol, hareket et. Sakin ol. Ne güzel. Ebru nişanlan iyi. Bakıyorum sen onlardan daha heyecanlısın. Kıyafetini bile hazırladın. Bu elbiseyi hem nişanda giyeceğim hem de okulda not alacağım babacığım. Senin işin de zor Fadime. Uy, telefon çalıyor. İstersen ben bakayım. Yok babacığım, sen zahmet etme, ben açarım. Alo? Alo, Fadime sen misin? Hayır ula, ben Türkan Şoray. Ula espri ettim seni, gidi seni. Ha, bildim. Evet, ne diyeceksen çabuk da, işim var, ütü yapıyorum. Ben diyorum ki, bizim nişanımızda pastamız çikolatalı mı olsun, meyveli mi olsun? Ne diyorsun ula sen? Ha, buraya nişan için liste yapıyoruz da. Ula, biz mi nişanlanıyoruz? Sen niye liste yapıyorsun? Nişanımızda hiçbir şey unutmayalım diyorum da. Sen asıl nişanı unut şimşir kafalı, he? Ne oldu Fadime? Temel seni sinirlendirdi galiba. Kendi kendine gelin güvey olayım. Bizim nişanımızdan bahsedeyim. Ne var bunda? Uy, bizim nişanımıza çok var babacığım. Yine odur. Alo, ne var? Alo, Sezdim. Seni gizdirdim, kusura bakma. Hacan, lakin nişan günü iki ayağımız bir pabuca girmesin diye böyle yaptım da. Bak Yılçık, ha buraya işim gücüm var da seninle uğraşamam. Kafanı boş yere yorma. Bizim nişanın ne zaman olacağı belli olmaz. Böyle giderse bakarsın hiç olmaz ula. Anlıyor musun beni? He? Dinliyor musun ula? Aa, kızım elbiseyi yaktın. Oy yandı canım, elbisem yandı. Hep bu kirçin yüzünden babacığım, biliyorsun değil mi? Haydar Bey. Haydar Bey. Efendim. Bir dakika bakar mısınız? Gel. Ne oldu Müzeyyen Hanım, niye beni çağırdınız? Ay, aklıma çok iyi bir fikir geldi Haydar Bey. Siz hastalanacaksınız. Hayda, fal mı baktırdınız Müzeyyen Hanım? Ne falı? Ne bileyim, hastalanacaksınız dediniz de maşallah turp gibiyim. Aman Haydar Bey, rol icabı hastalanacaksınız. Rol mü? Artist mi olacağım? Evet, Hollywood'dan teklif geldi. Jön sıkıntısı çekiyorlarmış da. İlla bir filmimizde Haydar Bey de oynasın diyorlar. Bırakın şakayı Müzeyyen Hanım. Bakın Haydar Bey,
Siz şimdi hastalanmış numarası yapacaksınız. Ben iğne Cihan'dan arayacağım. Haydar Bey'in ateşi çıktı. İğne yapmaya gelir misin diyeceğim. Niye peki? Niye olacak? Handan Hanım'la Hüseyin Bey'i tanıştırmak için. Bu bahaneyle birbirlerini görecekler. Neyse Haydar Bey. Belki de birbirlerini beğenip evlenecekler. Hoppala. Olacak şey mi? Saçmalamayın Müzeyyen Hanım. Ben öyle şeyler yapmam. Aşk olsun Haydar Bey. Hiç kardeşinizin saadetini düşünmüyorsunuz. Belki de şu anda onun gelecekteki mutluluğunu engelliyorsunuz. Yok artık, daha neler. Ne olur Haydar Bey. İki insanın mutluluğu sizin elinizde. Peki Müzeyyen Hanım, peki. Kabul ediyorum. Sizin dediğiniz gibi olsun. Yaşayın. Ben şimdi Handan Hanım'a telefon etmeye gidiyorum. Vay be! Araba nasıl uçtu? Ay Goncagül, değiştir şu kanalı. İki dakikada parçalanan beşinci araba. İçime fenalık geldi. Çok heyecanlı film ya. Goncagül, telefon çalıyor kızım. Duyuyorum. Allah Allah. Alo. Aa, iyi akşamlar Müzeyyen Hanım. Vay be, tam isabet. Goncagül, yavaş kızım. Evet Müzeyyen Hanım. Demek ateşi de çıktı. Tamam canım, ben hemen geliyorum. Hadi güle güle. Ben Müzeyyen Hanımlara gidiyorum Goncagül. Haydar Bey'in ateşi çıkmış. İyi. İyi mi? Yani hastalanması kötü de senin gitmen iyi. Ben de filmi kaçırmam. İyi. Neyin var Alev? Niye yemiyorsun? Canım sıkılıyor İhsan. Hayrola? Şu davet meselesi. Ha, anladım. Eski ortağımızın kızının düğünü. Evet, ben o düğüne gitmek istemiyorum. Sen de bir hoşsun Alev. Hem beni bir yere götürmüyorsun diye sızlanıyorsun. Hem de böyle bir şey çıkınca reddediyorsun. Daha bu sabah gitmek için can atıyordun. Şimdi ne oldu? Olan şu İhsan. Elbiselerimin hiçbiri üstüme olmuyor. Yarım külah almışım. Şuna yeni kıyafetler istiyorum desene Alev. Ne yapayım İsoş? Eski püskü şeylerle gidip seni mahcup etmek istemiyorum. Peki Alev, peki. Yarın alışverişe çıkar bir şeyler alırsın. Ay çok tatlısın İhsan. Şu kadınlar. Beni mahcup etmek istemiyor. Onun için de masrafa sokuyor. Uyanıksın ama çok şirinsin. Hadi bakalım. İsoş'cum benim. Hadi gel gel. Aa, doğru düzgün yatsanıza Haydar Bey. Hasta dediğin uzanır yatar. Benim canım yatmak istemiyor. Başım çok ağrıyor Müzeyyen Hanım. Bu iyi gelir. Bir de böyle daralıyorum. Benim yapabileceğim bir şey var mı abi? Yok yok, birazdan bir şeycik almaz. Handan Hanım da geldi. Buyurun Handan Hanım. İşte hastamız. Merhaba. Geçmiş olsun Haydar Bey. Ne oldunuz? Ayol dağ gibi adam. Birden fenalaştı. Bir baş dönmesi, bir ateş. Ben iyi değilim. Daha biraz öncesine kadar bir şeyin yoktu ama abi. İnsanoğlu işte. Ne olacağı belli mi? Pek ateşiniz yok Haydar Bey. Ciğerleriniz de yanıyor değil mi Haydar Bey? Tabii tabii. Ya. Ay ya. Vah vah. Beni almaya geldiğinde üşüttün herhalde abi. Yok canım, ne alakası var? Telaştan tanıştıramadım. Hüseyin Bey. Haydar Bey'in kardeşi bugün geldi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, en çok nereniz ağrıyor Haydar Bey? Madem öyle, ben şimdi size bir ağrı kesici yapayım. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Aman Handan Hanım, iğneye ne gerek var? Bunun hapı mapı yok mu? Merak etmeyin. Birazdan bütün ağrılarınız geçecek. Siz şöyle dönün. Müzeyyen Hanım. Ay bakamayacağım. Oh. Ay. İşte bitti. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun Handan Hanım. Çok makbule geçti. Vallahi iyi ki geldin şekerim. Sen olmasan ne yapardık bilemiyorum. Ne önemi var canım, aşk olsun. Ben artık kalkayım. Aa, dur ayol. Bir kahve iç bari. Siz de içersiniz değil mi? Zahmet olmasın. Ne zahmet ayol? Şimdi getiririm. Size de nane limon kaynatayım Haydar Bey. İstemem Müzeyyen Hanım. Bana da kahve yapın. Yok yok.
Siz nane limon içeceksiniz Haydar Bey. Yoksa iyileşemez. Gene yine olursunuz. Vay be. Demek Müzeyyen teyzeyle elde olacaksın usta. Aa, sana da bir şey anlatmaya gelmiyor Gonca Gül. Hemen dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum usta ya. Neden olmasın? Belki de Haydar Bey'in kardeşiyle evlenirsin. Allah Allah. Kızım ortada fol yok, yumurta yok. Nereden çıkardın şimdi bu evlilik lafını? Müzeyyen teyze demiş ya, adam bekar, üstelik de evlenmek istiyor diye. Canım orası öyle de. Daha ne? He, yoksa Muhtar Bey mi düşünüyorsunuz usta? Muhtar Bey mi? Yok canım, ben Muhtar Bey'i sileli çok oluyor. O zaman bu fırsatı değerlendir usta. Hem Muhtar Bey'e dava atarsın. Ay tamam Gonca Gül, vallahi bir daha sana bir şey anlatmayacağım. Kızma usta ya. Muhtar Bey seni çok üzdü. Ne bileyim. Şimdi intikam sırası sende. Hadi hoşça kal. Gonca Gül. Aslında olabilir tabii. Neden olmasın? İşte. Dediğim kapıyı almadın, olacağı bu işte. Ya dur be kardeşim ya. Ben ıhlamur istemiştim Temel. Oy. Dalmışım marangozcu, şimdi getiririm ıhlamurunu. Ya aslında ben de köpüklü bir kahve istemiştim ya. Neyse. Madem öyle neden sebep söylemiyorsunuz da? Ben falcı mıyım? Hayda. Söyledik ya Temel. Sen de getiriyorum dedin ya. Anlaşılan yine dalgınlığın üzerinde Temel. Herhalde öyle. Ne o? Aklın Fatıma'ya mı gitti? Gitmesine ne gerek var canım? Aklı zaten onda. Merhaba beyler. Ha, bunu çok doğru söyledin doktor bey. Ben bir şey istemedim ki. Şimdi gidip senin kahveni getiriyorum, tamam mı? Allah Allah. Yahu kahve benimdi Temel. Oy çözdüm. Çözdüm keçi. Kahvemi sen servis dur. Hadi bağ eyvallah. Oy çıkmadı. Sen bana bir çay daha verirsin gibi geliyor minik etem. Hey Allah, manav mıyız, kahveci miyiz belli değil. Hadi hadi. Az şekerli kahve. Hadi be. Çıktı yine piyango. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Keyfimden göbek atıyorum. Neden bozuksun böyle de? O da kaybana kalasacak Yılçık. Senin telefonların yüzünden elbisemi yaktım. Hem o benim kurs ödevimdi. Şimdi Ebru'nun nişanına eski elbiselerimden birini giyeceğim. Uy. Uylama ola, uylama. Asıl uylaması gereken benim şimşir kafanı. Ne desen haklısın Sözlüm. Şimdi çekil yolumdan. Senin yüzünden kursa geç kalıyorum. Güle güle Fadime, iyi dersler. Fadime benim yüzümden elbisesiz kaldı. Ben daha yeni bir elbise alırım. Bundan sonraki oyuna gerek kalmadı. Kullanmıyoruz efendim. Buyurun göreve devam. Ben çocuğuma elbise almaya gidiyorum. Kahve size emanet, tamam mı? Bu sizin. Bu da sizin. Sağ ol. Bunu da ben içeyim, ne yapayım bari? Bak, fazla kömür harcamayın ha. Tamam, tamam, merak etme. Ayaklarını çeker misin Ebru? Ebru? Ay pardon Beyya abla, dalmışım. Ne o Ebru, rüyada gibisin. Nasıl heyecanlıyım anlatamam, içim içime sığmıyor. Levent'in annesiyle babası ne zaman geliyormuş? Yola çıkmışlar, herhalde akşama gelirler. Merhabalar. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Nişan elbisemi mi getirdiniz? Evet. Ah, bak bakalım beğenecek mi? Hayır. Bakalım bakalım. Bakıyorum sen Ebru'dan daha heyecanlısın. Ay, çok güzel olmuş. Çok şık. Elinize sağlık Neriman Hanım. Size yardımcı olayım beyefendi. Nasıl bir şey aramıştınız? Çok güzel bir elbise istiyorum. Modellerimizin hepsi güzeldir. Elbiseyi Sezgim'e alacağım. Kaç beden giyiyor? Şey bilmiyorum. Lakin böyle etine dolgun birazcık. Peki öyleyse bu taraftan bakalım. Bakalım. Güzel. Bunu alalım. Bakın bu nasıl? Bilmem. Beğenir mi? Sezgim çok zevkli, dur de. Oy. Ben şuna bakayım. Bir saniye beyefendi. Oy. Tam Fatime'ye göre. Nasıl oldu hanımefendi? Bunun başka rengi yok mu? Maalesef hanımefendi. Ay tamam, iyi öyleyse bunu alayım. Bu fiyat çok değil midir? Bu kaliteye ucuz bile beyefendi. Hacan birazcık rahmetin alalım şunu da, ayağımız alışsın da. Yapamam beyefendi, indirimli fiyatı.
İyi peki ne diyelim? Ula kim konmuş bunlar buraya da? Temel. Oy Adem Hanım. Merhaba. Buyurun. Temel ne yapıyorsunuz? Fadime elbise aldım. Ay ne kadar incesin Temel. Buyurun. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bunlar da paralarımızın üstü. İyi günler. Yine bekleriz. Güle güle. Sağ olun. Anlaşmaladık. Güle güle. Nereye gidiyorsunuz Alev Hanım? Dükkana dönüyordum. Aa paketlerimi unutuyordum. Ay paketlerimi unutuyordum. Yükünüz de çok ağırmış. Verin ben taşıyayım. Zahmet olacak. Ver de. Tüncacık yükün zahmetim olurmuş. Gel. Kemik kıran Kadriye Hanımcığım, tıpkı okullu çocuklar gibi olduk. Bir servis arabamız eksik. İlk başta sağa şaşırmıştım. Ev yiyecekleri bölümünü seçtin diye garipsemiştim. Hele şu kurs bitsin. Kafana koydum, mahalleye bir mantıcı dükkanı açacağım. Oy, ne iyi olur. Evde açması zor olayı. Gelip senden alırım. Benim kıza mektup yazdım Almanya'ya. Parayı o gönderecek. Tabii gönderirse. İnşallah gönderir. Sen de bol bol mantı yapıp satarsın. Sağ ol Fadime. Fadime! Fadime! Goncagül. Merhaba Kadriye Hanım teyze. Merhaba Goncagül, merhaba. Ne haber usta? Kısa kaç defa dedim bana usta deme diye? Tamam bir daha söylemem usta. Tövbe yine dedi. Hadi ben gideyim de siz rahat kavga edin. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi yarın görüşürüz. Sakın derse geç kalma. Öğretmen yok yazayım. İlahi. usta senin terslerden ne haber? Ben senin kadar çalışkan değilim. Goncagül. Yoksa derslerin zayıf mı? Sınıfta mı kalıyorsun? Merak etme Fadime, sınıfta kalmam. Oy! Ne oldu usta? Minik serçe. Yani Handan Hanımcığım oraya dur. Yanına da yabancı bir adam var. Vay be şu işe bak. Kız Goncagül, kim bu adam? Galiba Haydar Bey'in kardeşiymiş. Trenci Haydar Paşa da kardeşi mi? Evet usta ya, bekarmış. Müzeyyen teyze annemle aralarını yapmak istiyor. Oy, demek öyle. Peki minik serçe ne değil? Bilmem. Bu sabah farklı konuşuyordu ama şimdi durum değişmiş galiba. Oy. Şu sokaktan dümdüz devam edince şu soldaki eczane bakın. Sağ olun efendim. Size rastlamasaydım herhalde biraz zor bulurdum. Vallahi bir saattir dolaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Aman efendim teşekkür edilecek bir şey yok. Herkes nişan telaşında. Bir aspirin için kimseyi meşgul etmek istemedim. Hem de hava aldım. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim beyefendi. Sağ olun. İyi günler efendim. İyi günler Handan'ım. Alın bakalım, buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür İyi günler. Günler. İyi günler. Pardon. Oy babacığım, sağ ol. Çok mühim bir haberim var. Hayrola Fadime? Handan Hanım. Handan Hanım'a kötü bir şey mi oldu? İyi mi, kötü mü bilemiyorum. Lakin... Minik serçe yuvadan uçuy. Nasıl uçuyor? Biraz zor uçuy. Kilolu olduğuna göre... Fadime ne söyleyeceksen söyle çabuk, işim var. Babacığım, Handan Hanım'ı Haydar Bey'in kardeşiyle gördüm. Olabilir, ne var bunda? Goncagül dedi. Adam minik serçeye evlenme teklif etmiş babacığım. Ha, sahi mi? Üzüldün mü babacığım? Yok canım, ne üzüleyim. Hayırlısı olsun. Hani Midyat'a pirince giderken evdeki bulgur yani... Merhabalar. Uy yine mi sen ola? He. Merhaba Muhtar babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fadime sana bir sürprizim var. Nedir ola o sürpriz? Elbise sürprizi. Uy ağzımdan kaçtı. Temel yine sana bir şey almış anlaşılan. He. Aç bakalım beğenecek misin? Oy! Hacan, benim yüzümden elbisen yandı diye sağ elbise aldım Fadime. Ebru'nun nişanına giyersin kız. Teşekkürler Kılçık. Aç bakalım. Bu ne ola? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Oy, yanlışlık oldu da. Alev Hanım'ın elbisesinden karışmış. O da Ebru ile Levent'in nişanına giymek için elbise almış herhalde. Başlatma da Ebru ile Levent'e. Değiştiririm. Bak İstoş ne güzel değil mi? Ucuzluktan aldım. Ben senin ucuzluğunu bilirim ya.
Neyse. Güle güle Gülhanem. Ay sağ ol. Bak. Bu nasıl bluz Alev? Nerede giyeceksin Allah aşkına? Plajda mı? Ay yani ne alsam gözüne batıyor. Nesi var? Ne güzel bluz işte. Nesi var ki Alev? Ne yakası var, ne kolu var, ne beli var. Aman iyi iyi. Peki ya bu nasıl? Bak işte bu çok güzel. Derli toplu şık bir elbise. Aa, herhalde dalga geçiyorsun. Yok canım. Böyle bir elbiseyle neden dalga geçeyim? Tabii canım. Güzel olduğunu ben de biliyorum. Kimin zevki? Yok bu benim değil ki. Değil mi? Değil tabii. Şuna bak. Ay rüküş. Peki kimin bu elbise Alev? Ay ne bileyim ben. Zevksiz birinin herhalde. Karışmış işte. Ve Ebru'nun yaklaştıkça nişanı, komşuların artıyor telaş ve heyecanı. Herkes kendine göre hazırlanıp duruyor. O gece güzel olmak için kafa yoruyor. Hele hele Temel'in telaşını görenler, herhalde bizim Temel nişanlanıyor derler. Müzeyyen'in telaşı daha da fazla ondan, çünkü Haydar Bey'i de toparlıyor bir yandan. Ve işte beklenen an geliyor en sonunda. Tüm dostlar toplanıyor bir düğün salonunda. Ha işte geliyorlar. Tıpkı bizim gibi de. Ayol hangisiymiş damadın babası anlayamadım. Haydar Bey'in yanındaki. Şu siyahlı da kayın vardı. Ebru'nun kıyafeti çok güzel olmuş lütfen. Evet. Teşekkürler canım. Ben mi tadıyorum? İçim adet. Benim bildiğim yüzüklere bir aile büyüğü takar. Annem benim nişanım da öyle yapalım. Tamam. Sen evlenene kadar ailede büyük kalmaz. Hepsi rahmetli olur. Bir nasibetsiz. Evlilik kutsaldır. Bana kulağını ver de dinle. Efendim, bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkürler. Genç çifte ömür boyu mutluluklar. Hayırlı uğurlu olsun. Ayağına bastı ayağına. Ula karıştırdın şıpşır kafalı. O dedi nikahta olur. Fadime. Affedersin. Evet, yüzükler takıldı, gençler nişanlandı. Sayenizde ben bir şey göremedim efendim. Nedir bu yüzük ha, nedir? Takmasalar olmaz mı? Birbirlerine bağlı olduklarını belli etmek için yüzük şart mıdır ha? Ay bu da yüzüğe taktı. Kimse yüzük takmazsa kuyumcular nereden kazanacak ha? Ben hayatımda yüzük takmadım. Ay neler takıldı göremedik lütfen. Müzeyyen'den öğrenirsin merak etme.
ayağına gramına kadar tek tek anlatır. Sadece semboldür, sembol. Roset gibi, kep gibi, üniforma gibi, plaka gibi. Aa, plaka dedim de gidip müsaadenizle arabama bakayım ha. Biraz şey galiba. Ama kafası bazen iyi çalışır. Sarhoşlardan iyi çalışıyor. Dans edelim mi Suzan? Ay otur oturduğun yerde Şevket. Ayakta durmaya halin yok, dans edelim diyorsun ama. Neyse, boş. Nasıl? Ver. Eğleniyor musunuz bakalım? Ha, eğleniyoruz, eğleniyoruz. Hoş bulduk. Allah tamamını erdir. Hoş geldin. Allah bir yastıkla kocatsın. Allah tamamını erdir. Efendim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah tamamını erdir. Siz de dans etsenize çocuklar. Oy, nişanlı nereden başka kimse yok oraya, ben utanırım. Ne olacak kız Fatıma, onlar nişanlıysa biz de sözlü yok da yürü kalk gidelim. Ula sen ağaca çıkar gibi dans ediyorsun. Ey dayı, bu sefer ayağına basmayacağım. Gül'le dans etmeye müsaade eder misin sana? Tabii. Tabii yavrum. İyi. Şunlara bak yine didişiyorlar. Bebeği sen tut anne. Mızmızlanma kız. Hastalıktan yeni kalktım, kollarım ağrıyor. Ne olur alsın anne. Kısmetini kapıyor. Hadi ama ayıp oluyor. Handanını da dansa kaldırma. Hadi hadi. Dans edelim mi? Edelim bari. Babacığım izin verir misin? Dans edebilir miyim sözlümle? Tabii oğlum tabii. Ola ikimiz de acamıyım. Ne diye dans ediyorum? Olsun da olsun. Yürü. Birazcık sarılalım. Uy babacığım işte o. Kim o kızım? Senin rakibin babacığım. He? Babamın rakibi kim de? Handan Hanım'la dansa gelen adam. Ah. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor da? Babacığım, babacığım. Eyvah. Uy babacığım dur. Uy. Kıskandın mı ne? Bir çıkarmadı bari Hüseyin. Vay asker arkadaşım. Şu dünya ne kadar küçükmüş ya. Ya. Tanışıyor musunuz? Neler oluyor lan? Haydar Bey'in kardeşi Muhtar babamın asker arkadaşı çıktı da. bu işin de suyu çıktı. Niye ola? Niyeti var mı kız Fadime? Kaça şimdi? Ortalık iyice karışacak. Gör bak haftaya bu mahallede neler olacak neler. Uy babacığıma bir şey olmasa bari.